İpek böcekçiliğinin bir zamanlar Datça kültüründe önemli bir yeri vardı. Baharda yumurtalardan tırtılların çıkmasıyla başlayan ipekçilik, kozalardan ipeğin elde edilmesiyle devam ederdi. O günün şartlarında bu etkinlikler insanları birbirine yakınlaştıran, yardımlaşmayı, paylaşmayı geliştiren kültürel etkinliklerdi ve her yıl zamanı geldiğinde uygulanırlardı. O yıllarda çeyizlerin çoğu ipekle yapıldığından her ev mutlaka ipek böcekçiliği yapardı. Elde edilen ipeğin 15-20 kat bir arada bükülmüşüne bürümcük denirdi. Bürümcükten dokunan gömlekler, çeyizlik eşyalar çok önemliydi. 2010 yılında Hızırşah Köyü geleneksel el sanatlarını yaşatma ve geliştirme projesi kapsamında başlatılan ipek böceğinden iplik elde edilmesi ve ipek dokuma çalışmaları Hızırşahlı kadınlar tarafından atölyeye dönüştürülen eski okul binasında sürdürüldü. Datça Kaymakamlığı ve İşkur desteğinde başlatılan proje çok sayıda sivil kişi tarafından da desteklendi. Okul binasında verilen kurslara 20 kadın katıldı. İlk yıllarda ipek dokumacılığı konusunda bir canlanma görülse de kursa katılanların sayısı yıllar içinde giderek azaldı. Birkaç kişinin desteğiyle süren çalışmalar, okul binası kullanımının kursiyerlerden alınması sonucu evlerde veya atölyelerde birkaç kişinin yaptığı bir uğraş oldu. Kozalardan elde edilen iplikler gelemger denilen ahşap çerçeveye sarılır. Belli bir sıra sarılan ipliğe çile anlamında gelep deniyor. O yüzden bu etkinlikler gelep şenliği diye anılıyor. Çileler düzeltilip yıkandıktan sonra iplere asılıyor. İpek böceği besleme işine Datça'da kuş tutmak derler. Kuş, ipek böceğine verilen isimdi. Yeni ürüne başlayacağız. Onun hazırlığı içindeyiz. Tek tek geçiriliyor değil mi? Bir tane Şeyler. tabii. Şuradaki sıralar çok önemli. Sıralar karışınca böcekler karışıyor. Sıralar. Bir dokunma şeyi ne kadar zamanda şey oluyor? 3 günde tezgahın yani ip geçirme 3 gün sürüyor. Şöyle ip kurumu dediğiniz bu. Hayır, üç gün. Hazırlaması. Hazırlaması 3 gün sürüyor. Dokuması? Dokuması da aşağı yukarı dokuyuşuna bağlı. Ya şimdi size gelen metreye göre bizim önceki 50 metreydi. 1 ayda dokunan oldu. Evet. 2 ayda dokunan o senin kendi becerin. Ama bu 100 metre artık kaç ayda dokuruz? 15 günde de dokuruz, 1 ayda dokuruz. Çalışmaya bağlı. Yürütebilmek önemli olan. Başlayıp da bırakırsan sabır isteyen bir iş. Ama zaten hani bizim de amacımız bütün Datça halkı yapsın. Hani. Tabii tabii yok canım onların yapması. Yayılmasın. Tabii çok güzel bir şey. Tabii. Bu sizin kültürünüz eski çünkü. Eski gelenek yeniden. Tabii. Eskiden herkes yapıyormuş. Evde çoluk, evet. Çocuk, anne, baba herkes yapıyormuş. Yavaş yavaş ya. Bu işler boş zamanınızı değerlendiriyorsunuz gençlere, kızlarımıza. Valla bütün zamanımız burası oldu bizim. Evet. Şimdi ben evime yaptırdım şuradaki tezgah. Benim evime yaptırdığım tezgah koridordaki. He. İşte artık hobi olarak evde de yapacağım. Güzel bir şey buraya ya. Gelemediğim Kim zaman. Yapıyor bunu burada? Var mı? Var. Maraklı bir arkadaş var o yaptı. Siz tarif ediyorsunuz değil mi? Öyle Tabii mi? Tabii o buraya geldi. O işlerini aldı. Bilgilerini aldı. İyi olmuş o ya. Tezgah üretilmesi. İsimlerinizi tanısaydık sizin, isimlerinizi söyleseniz hemen. Sibel Arıcıban. Hava Gürbülü. Özlem Ceren. Çengel. Ceren Çengel. Öbürü de Çengel'di, o yok burada. 2015 yılında tekrarlanan Gelep Şenliği'nde kazanın başında yine halk
hava görgülü vardı. İlk yapılan şenliğe göre katılımcı azdı ama tekrar bu görüntüleri çekme fırsatı bulduk. Başladı ha? Ha başladı işte, tamam. Ha. Allah hava güzel. Dur bakalım bunu yoluna koyuncaya kadar biraz bir şey olacak. Çek, 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 çek. Şimdi manici sensin yani. Bizim amacımız bu arada eskiden yapılan şeyleri canlandırmak. Evet. Evet, ne mutlu. Aldın mı peyni? Aldım. Bizim maksadımız işte eski işleri canlandırmak. Evet. Sizin de. Yöremiz kaybolmak. Peynir. Evet. Oda yanında huyu var, içinde dolu suyu var. Şu batırın insanların türlü çeşitli huyu var. Peki eskiden çok insan yapıyordu değil mi bunu? Yapıyor herhalde. O zaman nasıl suyu oluyordu? İşte bak yetişilmezdi. Böğün senin çekeceğin sırayla. Bugün benim, ertesi gün onun, ertesi gün onu. Akşama kadar çekerdik. Hmm. Biri benimki fırıldak çıkacak. İbaret hepsi bir geliyor tohumu. Tabii sen iki gün bakamıyorsun, geç olabilir. Ama hepsi bir gelmiş. Onun için biz fabrikaya gönderiyoruz. Yoksa biz onu evde çekiyoruz. Kelebe fırıldak diyorlar. Fırıldak mı diyorsunuz? Fırıldak. Fırıldak. Fırıldak çıkmış derler. Fırıldak. Fırıldak. He. Kelebeğe fırıldak. Heh. Hani kelebek çıkıyor diyoruz ama onlar onu dediği için. Fırıldak. Şimdi bunu biz fazla beklemeye kalsaydık bunun hepsi fırıldak olacaktı burada. Bu şeye ne diyorsunuz? Şu... Koza. 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 Koza mı? O değişmiyor. Eşi. Koza. Koza. Kuş. İpeğe mi diyorsun? Kuş. Kuş. Şeyken, kuşken sarmadan sarmadan kuş deriz. Kız oluyor böyle bir şey. Besliyorsun ya. Ha beceye kuş diyorsunuz siz. İpek böceğine. İpek böceği. Tamam. İpek böceğine kuş. Aslında ipek böceği de kuş. Evet anladım anladım. İyi işte. Bu bir kere kaynar suya el sokmak da kolay iş değil ha. Herhalde. İyi. Ha? Evet. Herkes yapamaz. Evet. Bayağı bir tecrübe işi bu da. Tabii tabii. Bu da bir meslek. Tabii canım. Orayı hızlanacaksın. Orayı hızlandın mı? Orası güzel gidiyor. Neresi? Bak o gelebini kadar hızlı bir şekil alırsan orası güzel gidiyor. Bu gelep çevirenler devamlı değişiyor değil mi? Yoruluyor çünkü. Değişecek tabii yoruluyor. Bunlar yoruluyor, beni de ittiren olmuyor. Ben ona bir şeyler ayarlayacağım ki. Yan yana getiriyorsun istediğini. O da yanında buyu var, içinde dolu. Bu kurtların... Şu batırın insanların türlü çeşitli. Evet. İçinde dolu suyu var. Dolu. Seni uyan ediyor, aynen. Aynen.
Bu satışlarda renkliyi mi beyazı mı tercih ediyorlar sizce? Kimi beyazı tercih ediyor, kimi şey boyalı, şu mor şeyleri, duttan olanları daha çok tercih ediyorlar. Bir de... Onlar mor. Bu dut. Dut, tamam. Dut, dutun rengi böyle oluyor demek ki. Sonra... Mesela gelincik tarlada. Şu gelincik, ha. Evet. Gelincik. O neden? İşte unutuyoruz yazmadık. Hmm. Hocam, şeyden, cevizden. Ceviz, ha belli. Hocam bunlar şey, tarına, kına çiçeği. Kına çiçeği mi? Ha onlar kına çiçeği. Bu da dar. Şunlar. Şunlar karadutma. Bu şunlar. Şunlar karadut. Hepsi. Evet. Niye değişik değişik onda? Değişik giriyor. Bak orada da var değişik göstereceğim. He, soğan kabuğu. Şu. Soğan kabuğu. Soğan kabuğu. Hangisi? Şu soğan kabuğu. Onlar soğan. Bak şunu biliyor musun? Bu tarladaki hani dağ süpürgesi olur onun kökünden. Hmm, Allah Allah ilginç, güzel bir evet. Çıkmış ya. Bu tarafta çekeceğim. Şuraya koyayım. Şuraya o tarafa doğru gideyim. Bak şunlar da karatuttan. Bak ikisi de değişik giriyor. Bir, biri niye öyle kontroldan. Oldu? Hayır bak biri kontrol. Şu kontroldan. He. Ha, bu duttan. Ha ayrı. Peki öyle beyazlı olması şey, için yapıyorsunuz? İp mi bağlıyorsunuz? Batik bağlıyoruz, batik. Hmm, batik. Bu görüntüleri çekmek için Hızırşah'ta ipek dokuma çalışması yapan Özlem Görgülü'nün ipek böceklerini beslediği yere birkaç kez gittim. Sıcaklık gece gündüz 25 derece, nem de %85 olmalı. Özlem arkadaş binaların alt katını bu işe ayırmıştı. Bu işi adam akıllı yapmaya kalkarsan görüldüğü gibi bayağı bir yer gerekiyor. İçeriye girdiğimde ipek böceklerinin yaprakları yerken çıkardıkları sesleri duyabiliyordum. Oldukça oburlar. Koza oluncaya kadar 20 dut ağacı kadar yaprak tüketilmiş. Koza örecek ipek böcekleri başlarını yukarı kaldırıp kafalarını sallamaya başladı. O anlarda onları toplayarak palamut veya çam dallarının üzerine bırakıyorlar. Bu fotoğrafları 29 Mayıs tarihinde çektim. İyi bir kozanın 50 metre ipi olabiliyor. Bu 25-30 metreye kadar düşebiliyor. Hızırşah yolu üzerinde Özlem Görgülü'nün dokuma tezesindeyiz, ipek dokuma. 2010 yılındaki İpek böceği canlandırma projesinde bu işi o zaman öğrendin değil mi? Bu işi o zaman öğrendim. Ve devam ettiren tek kişi. Aynen öyle, tek kişi kaldım evet. Şimdi. İpek böceğini nasıl yetiştirilir, dokuma nasıl yapılır hiçbir bilgim yoktu bu konuyla ilgili. 2010 yılına kadar. 2010 yılına kadar. O zaman gördüm ipek böceğini ben. Köyde yaşadığımız halde o kadar herkes bu işi yaptığı halde ben bilmiyormuşum, görmemişim o zaman. Ve 10 yılında ipek böcekçiliğiyle tanıştım, dokumayla tanıştım ve yıllardır yapıyorum ve bırakabileceğim bir meslek olarak da görmüyorum. Şu anda burayı ayakta tutmaya çalışıyorum. Her şekilde aynı işlemle bütün işlerime devam ediyorum şu anda. Dokumayı yapıyorsun değil mi? Yani dokumayı yapıyorum. Yine eskisi gibi artık şey olmuyor değil mi? Kuş tutma falan filan. Yok, kuşa tutuyorum. Aynen tutuyor devam. Mu? Aynen devam. Ha, mesela onu da çekelim şey gelince. Tabi zamanı geldiğinde onu da sen çekeriz. Sen bana vereyim telefon numaramı. Aha, mesela bunlar yine kendi çektiğim geleplerim. Kendin şey yapabiliyor musun kazanda sıcak şeyde? İşte Sibel'le beraber arkadaşlarımla eskilere eskilerden eskiler yine yardımcı oluyor. Siz ben, kendiniz yapamıyorsunuz mu o şeyi? Ben kendim hiç oturmadım başına. Çünkü hep ben başka işlerle ilgilendiğim için o ara. Mesela iki kişiye oturtturuyorum. Ben öbür işleriyle ilgileniyorum. O yüzden hiç oturmadım kendi yani başına. Yani sen yine ipeğini kendin şey yapıyorsun kendim yani. Kendim üretiyorum. Bursa'ya gönderiyorsunuz ama değil mi? Bursa'ya göndermiyorum şimdi. Çoğunu göndermiyorum. Hiç yani mi gönderiyorsun? Şu anda göndermiyorum. Ha. Onu da elimde çekmeye çalışıyorum. İyi ne güzel ya. Ne güzel. Bursa'ya yani iki yıl peki seni bu işte hani herkes bundan caydı. Kolay bir iş değil. Evet evet. Nasıl böyle sen buna tutunabildin? Sana dokumanın zevki, ben de dokuma yaptığım zamanda da hayal kurarsın, şey yaparsın. Böyle bir değişik bir iştir yani. Ben işimi seviyorum. İşimi ayakta tutmak için
Yine ek şeyler yapıp burayı ayakta tutmaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir iş. Ama yani zor onu, yani değil mi? Çok. Zor, çok zor. Ama getirisi de yok değil mi fazla? Çok getirisi yok, evet. Şu yani anda, emeğine karşılık olan. Evet, emeğine karşı zaten hiç yok. Hı. Ama hiç yoktan bir şeyler üretmek o kadar güzel ki. Hiç bulamayacağınız renkleri buluyorsunuz. Hiç bulamayacağınız tonları buluyorsunuz. Renk olayı demişken bitkilerle kendin yapıyorsun aynen, değil mi? Aynen, devam ediyorum. Ve Kök boyası. Kök boyası. Bulamadığım bazı tonlar var. Mesela kırmızı bayrak rengini bulamadım. Mavi tonları bulamadım renklerde de. Onda yine bir arkadaşım var. Ondan temin ediyorum. O da yine kök boyası olarak çalışıyor. Ve bütün her şeyi yine aynı şekil organik olarak veya hani normal her eski düzen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ipeklerimiz yine. Şöyle tezgahta seni bir şey yaparken çekeyim. Şey daha önce çok çekmiştim de Özlem'i. Ya çok güzeldi. 8-9 kişi başlamıştınız değil mi? 22 kişi başladı. Yani 22 kişi başladılar. Sonra gittikçe azaldı. Özlem sence neydi nedeni? Nedeni? İnsanların bundan kaçmasının nedeni. Gençler buna ilgi duymaması. Zor bir meslek. Zor. Gerçekten zor bir meslek. Yani şimdiki insanlar pek zora gelmiyor. Evet, sabır isteyen bir iş. Çok sabır. Bir de şu anda mesela bir aylık gibi her zaman elinize gelebilecek bir şey yok. Bütçe yok. Hmm. Yani buna göre hiçbir plan yapamıyorsunuz. Bir aylığınız yok, gelen bir şeyiniz yok. Ne olursa diyorsunuz. O yüzden de yani ben ona çok takmadığım için, yani ben sadece bu mesleği ayakta tutmak için çalışıyorum, evet, şu anda. Evet, yani büyük yani. Bir sen kalman. Ya tabii evli çoluk çocuk olunca, evet, bu işler kolay işler değil. Sen gerçekten azimli bir insansın yani. Bir de sosyal şeyini iyi tutuyorsun insanlarla. Yani ilişkin şeyin iyi. Bu önemli yani burada. İnsanların seni tanıması, şey yapması önemli bir şey. Ben bu işe ilk başladığımda neredeyse o zamanlar siz de beni tanıyordunuz. İki kelime konuşmayı bile bilmiyordum. Neden bilmiyordum? Çünkü insanlarla bir iletişim yoktu çok daha fazla. Çocuklarla, evin içinde bir ev hanımıydık sonuçta. Ama bu işe girince, herkesle tanışınca, insanların gelip sizin yaptığınız işleri beğendikçe daha da bir daha güzel şeyler yapabilir miyim çabasıyla koşturuyorsunuz. En çok sevdiğim şey hani insanları memnun etmek ve bu güzel şeyleri yaptıklarımı beğenmesi. En güzel şey de beğenmeleri. Bir de bu yaptığım bir şeyin bir insanın başında örtü olması, boynunda şey olması çok değil mi? Çok güzel, çok güzel. Giymesi bir şey ne kadar güzel bir şey. Ondan sonra şu yığın ipek şey mi nedir? O yığın biten çözgümün mesela bir metre kala açılmıyor burası ve en son kalan bir metre ipeği kesiyorum. Kesilen ipeği de ne yapıyorum? Başka şekilde değerlendiriyorum. Mesela onu koydum oraya karışmasın diye biraz karışıyor ama onu ne yapıyorum? Püsküllerde kullanıyorum. Sarkaçlarda kullanıyorum. Yani yine değerlendiriyorsun. Bir gramını yabana götürmüyorum. Yine tabii, kozalardan tabii. Çok şeyler yapıyorum. Yani o kelebek çıkan kozalardan çok şeyler üretiyorum. Evet, göreceğiz şimdi, çekeceğim hepsini. Şimdi neler yapıyorum? Bu zaten eskiden kalan bir çeki. Sandıktan buldum. Bir tane bu. Çok eskilere dayanan bir şey. Bunun mesela gördüğünüz yine o da ipek dokuma. İpekten örülmüş. Ne güzel bir şey ya. Kozayla sen süslenmiş. Mi yaptın, eski miymiş o da? Bunu kendim ördüm. Kendim ördüm. Kozayla, ipek kozasıyla süslüyorum. Ve ipek kozasını da karadutla boyamışım. Karadutla boyarak süslemişim. Yine bu bir fular ama bir bluz olarak kullandım. Ne güzel olmuş bak. Ve boyası da nar kabuğuyla boyandı. Evet. Burada gördükleriniz yine ham ipekten yapılan sehpa. Hep kendi yaratıcılığın değil mi bunlar? Aynen öyle. Hepsi kendi yaratıcılığın. Önemli işte bu. Bu değişik hiç şeyler. Pişmemiş ipek. Pişmemiş. Pişmemiş ipek. Bunu beyaz sabunla. İpeği pişiriyorlar mı? Şimdi ilk dokuma hali zaten şey oluyor, sert oluyor. Sonra ne yapıyorum? Beyaz sabunda en az 5-6 saat boyunca kaynatıyorum. Ondan sonra sehpa olarak kullandıklarımı da bu şekilde ipekle işliyorum. Bu sehpa örtülerim. Kozalardan yaptığım yine
Küpeler, kolyeler. Koza şey mi bu? Bu bildiğiniz koza. İpek kozası. Yani tamamen saf ipek. İçindeki şey çıktıktan sonra. İçindeki çıktıktan sonra. İplik yaptıktan sonra mı yoksa daha önce mi bu şey yapmış? Bu iplik, esas iplik bu. Sadece kelebek çıktıktan sonra. Kelebek çıkıyor içinden. Hı-hı. Şimdi onlar nasıl bir şey oluyor? İçine kendini hapsettiğinde tamam. Orada bir döngü oluşuyor ya. Aslında kuluçkaya yatırılmış yumurtayı düşünün. Evet. 20 gün kuluçkada kalıyor sonra civciv çıkıyor. Evet. O zaman kuluçka döneminde oluyor. Kuluçkadan çıkıp kelebek olacak. Ama biz kelebek olmadan daha kuluçka dönemindeyken biz bunu suya atıyoruz. Ben suya atmıyorum. Kurutuyorum güneşte. O yumurtanın bozulmasını sağlıyorum. İçerideki larvanın bozulmasını. Ondan sonra burada değerlendiriyorsun. Bunları kelebek çıktıklarını değerlendiriyorum. Kelebek çıkanlar. Kelebek bunların hepsi kelebek çıkanlar. Çok güzel bir şeyler yapmışsın ya. Şunlar da hep onlar mı? Onlar da evet hep onlar. Evet bak ne güzel ya. Bunlar yine ipek keselerim. Bunlar da? Ne yapıyorum? Tokalar yapıyorum. Neydi? Canlı olanlar ne? Onların ipekle ne ilgisi var? Bunlar mı? Bunlar koza. Koza. Bunların hepsi koza yine. Değerlendirdim onları. Onları o şekilde değerlendiriyorum. Yani burada kullanılan bütün malzemeler, mesela taç olarak kullanıyoruz. Üzerindekiler koza. Ama ipleri de ipek iplik. Şöyle yap bakayım başına. Nasıl oluyor? Şöyle bir takalım. Ha böyle. Bu şekilde. Şöyle takılıyor. Oo ne güzel. Yani gelin taçları olarak. Evet. Şunları sen mi dokudun? Şunları. Bunları yine ben dokudum. Ben ördüm. Ben elimdeki yine kendim. Bir de örgü kısmı var. Tabii. Elinde gördüğünüz gibi. Değişik bir renk. Neyle yaptın onu? Bunu nar çiçeği. Nar çiçeği. Ha, ne güzel ya. Güzel. Vallahi bu, aferin. Bravo sana. Mesela bu kara lahana. Çünkü artık Özlem'den başka bu işi yapan yok. 22 kişi başladılar. Kendi atölyesini açtı.